Günaydın sevgili seyirciler, mutlu sabahlar, sağlıklı günler diliyorum. Dopdolu enerjik bir gün bizimle olsun inşallah. Evet, birazdan Profesör Doktor Nezih Özkan hocam bizlerle birlikte olacak. Beyin tümörünü konuşacağız, beyin kanserini konuşacağız. Evet, sağlığın adresine hoş geldiniz. Mutlu haftalar, sağlığın adresi başlıyor. Sağlığın adresi sağlıklı günler için haftanın ilk gününde tüm bilinmeyenleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Bugün sağlığın adresinde ilginizi çekecek iki konu birden ele alınacak. Beyin kanseri ve beyin tümörüne yönelik tüm bilinmeyenler, tanı ve tedavi sürecine dair her şey, beyin ve sinir cerrahi alanında başarılı Profesör Doktor Nezih Özkan'la az sonra sağlığın adresinde olacak. Son yıllarda alternatif tıp olarak adlandırdığımız, hiç kuşkusuz şifalı bitkilerle çözüme ulaşan birçok sağlık problemi var. Şifalı bitkilerin tedavi yöntemlerine, şikayet ettiğiniz sıkıntılarınıza iyi gelecek olan en şifalı bitkilere dek her şey bu ekranda olacak. Bitkisel tedavi yöntemleri için de tüm dikkatiniz alanında başarılı Hülya Leyla Çabuk'ta olsun. Sağlığın adresinden ayrılmayın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de iyiyim. Evet hocam, beyin tümörleriyle ilgili iyi şeyler de oluyor, kötü şeyler de oluyor gelişme anlamında. Tabii. Öncelikle bir tümörü tanımlayalım lütfen. Evet. Tümör nedir? Tümör, beyin içerisinde, özellikle beyin tümörleri, beyin dokusu içerisinde yerleşen kitleler oluyor. Bunlar bazen bası yapabiliyor, kafa içi basıncını da arttırabiliyor ve bununla ilgili bir takım semptom ve bulgular ortaya çıkabiliyor. Tabii ki bunlar iyi huylu olabiliyor, kötü huylu olabiliyor. Dolayısıyla bunların tedavileri çok farklı tabii ki. İyi huylu tümörler genellikle ameliyattan sonra hem tekrar olmuyor hem de başarılı bir ameliyat hasta normal yaşantısına dönebiliyor. Ancak diğer tümörlerle ilgili bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Evet. Peki hocam, iyi tümörle kötü tümör arasındaki kişide görülen belirtiler arasında farklılıklar oluyor mu? Muhakkak farklılıklar oluyor. İyi tümörler genellikle yavaş büyüyorlar. Yavaş yavaş geliştikleri için bazen hiçbir semptom vermeyebiliyorlar. Yani çok ileri safhada büyümelerine rağmen. Çünkü beyin dokusu daima tolere edebiliyor o büyümeleri. Ama kötü huylu tümörlerde ise büyüdüğü anda anında hastada bir takım bulgular yerleştiği yere göre bir takım bulgular ortaya çıkarabiliyor. Dolayısıyla hızlı ilerlemiş oluyor yani kötü tümörler. Evet. Peki genel olarak belirtileri nelerdir? Şimdi beyin tümörlerinin belirtileri dedik ki kafa içi basınç artmasına neden olabiliyor ve bu da ne yapıyor? Şiddetli baş ağrısı olabiliyor hastalarda. Evet. Bulantı, kusma olabiliyor. Peki o ağrı nasıl oluyor hocam? Çünkü çok fazla baş ağrısı çeşidi oluyor kişilerde. Doğru. Migren ağrısı gibi mi hissedilir? Evet. Yoksa açlıktan duyulan bir baş ağrısı gibi mi hissedilir? Nasıl bir his olur o baş ağrısı? Şimdi baş ağrısı genellikle şimdi nörolojiye gittiği zaman bir hasta baş ağrısı şikayeti olan genellikle psikolojik olarak değerlendirilir ve %90'da dersiniz ki baş ağrısı çekenlerin çoğu psikolojiktir. Evet. Ama beyin tümörlerinde bu tamamen ters oluyor. Yani beyin tümörlü bir hasta eğer tümör yerleştiyse mutlaka baş ağrısıyla geliyor bize. Dolayısıyla hemen hemen %90 hastada beyin tümörlü hasta baş ağrısı şikayetleriyle geliyor. Bunun özellikleri nelerdir? Bir kere kronik bir baş ağrısı değildir. Yani eskiden beri bir baş ağrısı olur ama bu bir hafta önce başlamıştır, 15 gün başlamıştır veya bir aydan önce başlamıştır. Dolayısıyla böyle şikayetlerle başlayan hastalara bizim hekim olarak çok dikkat etmemiz lazım. Bunlardan mutlaka tomografi isteyip yani geç dönemde başlayan baş ağrılarında tespit etmek lazım ve çoğunlukla da bu tümörler bu şekilde yakalanabiliyor erken safhada. Bu tomografi daha mı iyi bir çözüm? MR mı? Şimdi, daha iyi çözüm ya da? Şimdi muhakkak yani MR çok daha detaylı gösteriyor. Bir de tomografinin tabii X-ray yani röntgen ışınları olduğu için zarar verebiliyor. Evet. Özellikle çocuklarda çekilmesini pek istemeyiz. Dolayısıyla MR çektirmek hem daha detaylı görmek hem de hastaya daha zararsız bir metot oluyor. Yani. Peki diğer belirtilere geçecek olursak hocam. Diğer belirtileri nasıl olabilir? Şimdi diğer belirtiler tabii yerleştiği yere göre değişebiliyor. Mesela bir konuşma merkezinden gelişiyorsa hastalarda bir konuşma bozukluğu olabilir. Kelimeleri yuvarlayabilir, tam ifade edemeyebilir. Daha sonra da hiç konuşamayabilir, ifade edemeyebilir. Bu duruma doğru gelebilir. Onun dışında hareket merkezinde yerleştiyse tümörler sağ taraf veya sol tarafta yerleştiği yere göre bir hareketsizlik olabilir, kuvvetsizlik başlayabilir ve bu felce kadar gidebilir.
Onun dışında işitme bozuklukları olabilir, görme bozuklukları olabilir. Bunlar hep tümörün yerleştiği yere göre değişen bulguları tabii ki. Evet. Buyurun hocam. Bunun dışında mesela beyincik bölgesine yerleştiyse bu sefer dengesizlik olabilir. Düzenli hareketler yapamaz, yürüyüşlerde ataksi dediğimiz dengesizlikler olabilir. Zaman sık sık düşmeler olabilir bu hastalarda. Bunun dışında tabii ki hastalarda bir diğer bulgusu epilepsi nöbeti. Epilepsi nöbet dediğim sağra nöbetleri olabilir. Bu ya fokal dediğimiz bir tarafta hareket kaybıyla olabilir veya jeneralize dediğimiz şuur kaybıyla beraber gelişebilir. Dolayısıyla bunlar da özellikle çocukluk çağında görülmeyen epilepsiler ya geç yaşta ortaya çıkıyorsa 15 yaşından sonra bunların altında mutlaka bir tümör aramak gerekebilecektir. Peki hocam genelde beyincik bölgesinde olunca dediniz denge problemi oluşur. O beyincik bölgesi biraz kulağa mı yakın? Çünkü kulakla biraz da denge bağlantılı. Denge bağlantıları tamamen beyincik dokusu, beyincik denge merkezidir bir yerde. Kulaktaki iç kulaktaki o denge organları farklı. O da gerçi beyinle, beyincikle ilgili ama asıl şeyi tabii merkezi beyincik olduğu için ilk şeyler, bulgular oradan ortaya çıkabilir. Baş dönmeleri, dengesizlikler. Kulaktan, sinirinden menşe alan bazı tümörler var. Onlar da kulak çınlaması yapabilir. Duyma kaybı yapabilir ve baş dönmeleriyle de gelebilir o tip tümörlerde. Onlar da tabii genellikle kulaktan menşe alan tümörler daha iyi huylu oluyor. Ama beyincikte yerleşen tümörler özellikle çocukluk çağında bunlar da kötü huylu tümörler bekleyebiliyoruz. Peki kötü huylu olup olmamasına nasıl karar veriyorsunuz? Yani büyüklüğüne göre mi? Santimine göre mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bize MR onu %90 gösteriyor. Bilgi veriyor. Çünkü tümörün düzensiz hudutları olması, yani bir düzenli olduğu zaman iyi huylu gözüküyor. Düzensiz olması, etrafında ödemin bulunması, kitle etkisi dediğimiz bu en boşlukların bir tarafa itmesi, kontrast tutması, ilaç verdikten sonra o kontrast maddenin tutulması, bunlar genellikle tümörün kötü huylu olduğunu gösteriyor ve ona göre de biz tabii ameliyatı ona göre planlıyoruz dolayısıyla. Ameliyatları da herhalde zannediyorum bayağı bir uzun sürüyordur tabii, değil mi? Nasıl tabii. Oluyor ameliyatları? Beyin tümörleri yerleştiği göre değişiyor. Tabii bazen derinde yerleşebiliyor bu tümörler. Tabii tümörlerdeki bizim özellikle ameliyatta dikkat ettiğimiz hastaya ek bir nörolojik defisit vermemek. Yani bir sakatlık durumunu yaratmamak. Yani ondan kastınız nedir hocam? Yani hastayı kaliteli bir yaşamda tutmak önemli olan. Yani ameliyattan sonra gezip dolaşan hastayı yine aynı vaziyette. Yani sosyal hayatına çabuk kanalize olmasını sağlamak istiyorsunuz. Evet, tabii. Evet. Yani yatağa bağlı bırakmamak yani hastaları özellikle. Evet. Çünkü hani tümörün bazen tamamını alınmayabilir ama hareket merkezine yakınsa o tümörler onlar bırakılabilir. Hiç olmazsa hasta yaşantısına devam eder ama ışın tedavisi, radyoterapi, kemoterapiyle o tümör, kalan tümör parçaları da küçültülebilir. Yani, Genelde peki kaç saat sürüyor ameliyatlar? Ameliyatlar genellikle yani basit bir yeri basitse 2,5 saatte bitebiliyor ama bazen 6 saat sonra hatta 12 saate kadar ameliyatlarımız olabiliyor yani. Yerleştiği yere göre değişiyor tabii ki. Peki tümörün başka yere sıçraması söz konusu olabilir mi beyin tümörünün? Şimdi beyin tümörleri primer yerleştiyse yani beyinden kaynaklanan tümörler çoğunlukla başka bir organa atlamıyor. Ama mesela beyin boşlukları, beyin omurilik sıvısı vasıtasıyla beyinde yerleşen bir tümör omuriliğe atlayabiliyor. Orada görebiliyoruz. Beynin diğer dokularını atlayabiliyor. O şekilde görebiliyoruz. Özellikle kötü huylu tümörler, yani beynin bir tarafında yerleşirse karşı tarafa da, corpus callosum diyoruz birleşen bölümden, oradan karşı tarafa geçebiliyor. Daha yaygın hale gelebiliyor. Yani bu şekilde yayılmalar da olabiliyor. Peki genelde erken tanıyı nasıl koyabiliyorsunuz hocam? Yani kişi size ne zaman gelirse o tümörü tespit ettiğinizde bu erken tanı hani çaresi var, tedavi edilebilir diye söyleyebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi baş ağrısı çok önemli. Yani baş ağrısını eğer yıllardır çekmeyen birisi işte bir hafta önce, bir ay önce hatta 3 ay önce çekiyorsa bunun mutlaka üzerinde durmalıdır. Yani muhakkak doktora gitmelidir. Bir tomografi, MR çekilmelidir muhakkak surette bir MR tanısıyla ortaya koyabilir. Yani bunu eğer baş ağrısını işte nasıl olsa geçer diye beklerse o zaman bu ilerlemiş bir safhaya girebilir. Peki bu baş ağrıları ağrı kesici alındığında geçecek bir ağrı mı? Genellikle geçmeyen bir ağrıdır. Yani çünkü, bunu da izleyicilerimize söyleyelim tabii, de. Tabii yani.
ağrı kesici aldıklarında geçmiyorsa özellikle ve devam ediyorsa mutlak suretle bir beyin cerrahisine başvurmaları gerekiyor. Evet. Peki nörolojik hastalıkları olan kişilerde beyin tümörü daha mı fazla saptanabilir? Çünkü az önce dediniz ki özellikle sarası olan kişilerde beyin tümörü görünebilir. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu tamamen sarası olan hastalar değil de beyin tümörü saraya neden olabiliyor. Çünkü beyin korteks dediğimiz hareket merkezlerinde bir iritasyon varsa, bir dokunuyorsa bir doku, o nöbet tarzında kendini belli eder. Dolayısıyla yani sara nöbeti genellikle tümörün yapmış olduğu bir bulgu oluyor. Özellikle gene aynı baş ağrısı gibi, eğer sara nöbetinde siz 15 yaşından sonra geçiriyorsanız mutlaka altından bir tümör aramak gerekecektir. Çünkü çocukluk yaşlarında genellikle travmalar, yani kafa travma, düşmeler çok oluyor çocuklarda. Düşmeler ve kalıcı hastalıklar, menenjit tabloları. Bunlar beyinde bir takım hasarlar meydana getiriyor. Bunlar çocuklarda kalıcı bazen epilepsi nöbetlerine, ilaca bağımlı olarak nöbetlerine devam edebiliyor çocuklarda. Ama bu safhayı atlatmış 15, 16, 17 yaşına gelmiş çocukta bir epilepsi nöbeti görüyorsak, veya ileri yaşlarda, 40 yaşında da görebilir bu. Tabii tabii, yaşlılarda da zaten tabii, çok görülüyor. Yani nöbetle gelebilir gene aynı şekilde, evet. Epilepsi nöbetiyle. Dolayısıyla bunların altında mutlaka beyin tümörünü aramak gerekecektir. Evet. Peki beyin tümörü olan bir kişinin yaşı da önemli mi? Yani genelde hangi yaşlarda çok sık karşımıza çıkabilir? Şimdi çocukluk yaşlarına itibaren söyleyebiliriz. Genellikle mesela medülloblastoma dediğimiz arka çukurda, yani beyincikte yerleşen tümörler çocuklarda sık görülüyor. Bu 1,5-3 yaşında dahi başlayabiliyor bu tip tümörler. Onlarda da bulantı, kusmalar işte görülebiliyor bu tip yaşlarda, çocuklarda. Ama ileri yaşlarda da genellikle beyin tümörleri kötü olanlar 40 yaşın üzerindeki kişilerde sık olarak görülüyor. 50-60 yaş daha sık tabii ki. Dolayısıyla o tip kişilerde daha uyanık olmak lazım. Özellikle işte baş ağrısı, epilepsi nöbetleri, bir takım bulguları varsa, bazen de konuşma bozukluğu da olabilir. Bazen unutkanlık da. Onu soracağım, evet. Lafınızın bitmesini bekledim sevgili hocam. Evet. Unutkanlık da olabilir. Unutkanlık da bazen yapıyor tabii ki. Özellikle bazen mental bozukluklar dediğimiz psikolojik bir takım bozukluklar da gelişebiliyor. Bu beynin ön lobunda yerleşen, frontal lob diyoruz, ön lobunda yerleşen bölgelerdeki tümörler genellikle hastalarda bir unutkanlıkla başlıyor tümör belirtileri. Daha sonra işte bir takım psikolojik bozukluklarla kendini devam ettirebiliyor. O zaman unutkanlık da bir kişide olduğu zaman tabii, hani tabii. Kansızlık veya demir eksikliği nedeniyle düşünmemek gerekiyor. Check-up yapmak lazım. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. İleri yaşlarda biliyorsun Alzheimer hastalığı bu gündemde. Evet. Bazı hastalara Alzheimer'a dahi benziyor bir beyin tümörleri. Ve bu tip hastalara tomografi çektirdiğimiz zaman veya MR çektirdiğimiz zaman tespit ediyoruz. Ve ameliyatı yapıp o tümörü çıkardıktan sonra zaten şikayetler bazen otomatikman düzeliyor. O şikayetleri kalmıyor. Evet. O da önemli tabii ki. Tabii ki. Evet. Peki beyin tümörünün tedavi yöntemleri ameliyat mı sadece? Yani ameliyatsız olarak tümörün küçüklüğüne göre mesela herhangi bir cihazla alınamaz mı o tümör? Şimdi tümörün... Çünkü insanlarda ameliyat korkusu doğru, var. Doğru, haklısınız. Şimdi bazı tümörler mesela Gamma Knife dediğimiz bir metot biliyorsunuz. Markayı vermeyelim hocam. Çıktı. O genellikle kullandığımız bir şey, şey değil. Evet. Tedavi yöntemi bu da. Dolayısıyla bunlarla bazen hem küçültülüp hem de yok edilebiliyor tümörler. Evet. Dolayısıyla bu da tabii bize MR sonucuna göre biz değerlendiriyoruz onu. Bazı hastalara özellikle yer çok hassas bir bölgedeyse bunu direkt olarak Gamma Knife dediğimiz cihaza gönderip. Bu Gamma Knife marka değil değil mi? Marka cihazın değil. Markası bu, değil. Tamamen, verebiliyoruz tabii, yayında. Tabii, genellikle. Tamam. Uygulanan bir yöntem, yani tedavi yöntemleri arasında. Her hastanede mevcut mu? Her hastanede yok. Burada İstanbul'da birkaç yerde var. Ankara'da var tabii ki. Diğer bazı üniversiteler bunu edindiler. Peki beyin tümörü eğer çok ilerlemişse tümör, yani boyutu çok fazlaysa eğer tümörün ölümcül olabilir mi, öldürür mü? Ya tabii ki yani özellikle hastalarda bir takım bulgular da ortaya çıkabilir. Eğer programın başında söylediğim gibi iyi huylu bir tümörse o çok daha büyük olabiliyor ve hastalarda herhangi bir bulgu vermeyebiliyor. Dolayısıyla o tümörleri çıkardıktan sonra hastada herhangi bir kalıcı bir sakatlık da kalmıyor. Hasta hayatına devam edebiliyor ama kötü bir huylu çok büyükse bu ancak tabii ki onu temizledikten sonra yeniden oluşması
özellikle 6 ay sonra veya 1 yıl içerisinde yeniden oluşması oluyor. Dolayısıyla onu tekrar bir ameliyat veya ışın tedavisi kemoterapiyle kontrol altına almaya çalışıyoruz. Evet. Herhalde. Bir izleyicimiz varmış hattımızda sevgili tamam, hocam. Tamam. Alo. Alo. Merhaba, günaydın Adalet Hanım. Merhaba, günaydın. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İyiyim ben de. Sağlıklı haftalar diliyorum. Buyurun. Cümlemize. Ben hocama bir soru soracaktım. Ben Adalet hocam. Merhaba. Merhaba, merhaba Adalet Hanım. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Eksik olmayın. Benim sağ tarafımda kulağımız üst tarafından geliyor. Böyle arada nasıl desem ayda bir veya 2-3 ayda bir böyle aniden bir ağrı geliyor. Evet. Ama çok çabuk geçiyor. Hemen aniden, bu saniye sürüyor belki de. Hemen geçiyor ama o an için eğer o böyle bir dakika falan sürse sanki ben öleceğim. O şekilde bir ağrı. Bu ağrının onu... başlangıcı nasıl oluyor yani? Bir yemek yerken mi oluyor? Hayır hayır. Bir anda yemek yerken de oluyor. Bazen normalde de oluyor. Evet. Hani illa yemek yerken değil. Bir yerde mesela oluyor. Veya otururken. Evet. Şimdi bu tip ağrılar genellikle biz buna nevralji diyoruz. Nevralji evet. Ağrıları diyoruz bunlar. Bu ağrılar çoğunlukla işte geçebiliyor ilaçlarla. Evet. Ama bu sizde sürekli oluyorsa, yani her gün geliyor veya gün aşırı geliyorsa sizin gene bir MR çektirmenizde yarar var. Yani MR tam olarak... çektirdim hocam ama bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Sen mesela diyorum ki ayda bir veya 15'te bir veya 2-3 ayda bir öyle zaman, bir ağrı geliyor. O zaman MR'da bir şey çıkmadıysa endişelenecek bir şey yok. Bu dediğim gibi bir nevralji ağrısı. İşte bazen bu tip ağrılar işte hem üzüntü, yorgunluk, sıkıntıdan da olabilir bu tip ağrılar. Bazen soğuk havanın yüze temasıyla da olabilir. Dolayısıyla bunlara dikkat edersek bence bu sizde bir sorun yaratmaz. Tamam. Teşekkür ediyoruz ederim. Adalet Hanım. Geçmiş ben olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Olsun, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Evet, bir izleyicimiz daha varmış hattımızda. Alo. Abbas Bey düşmüş hattımızdan. Tamam. Evet, tekrar bağlandığında Abbas Bey'i alırız. Peki hocam, ilaç tedavisiyle iyi huylu tümörleri iyi huylu tümörleri ötelememiz mümkün olur mu? Şimdi tabii ki bir kere şeyi mutlaka değerlendirmek lazım. Bir MR. MR sonucuna göre. Zaten orada eğer küçükse bazen 1 santimetre çapında ve ondan 2 santimden küçük tümörlerde bazen hastalarda bir şikayet olmazsa biz onu takip edebiliyoruz. Evet. Yani MR takipleriyle takip edebiliyoruz. Bazen yıllar boyu bu büyümüyor. Dolayısıyla hastalarda bir şikayeti yoksa, ciddi bir şikayeti, bunu ameliyat etmeden hasta devam edebiliyor bu tümörlerle. Hı hı. Ama büyüdüğü anda da tabii ameliyat etmek lazım. Sürekli kontrol etmesi etmek gerekiyor lazım, herhalde tabii. Değil mi? Genellikle biz bu tip hastalarda eğer gördüğümüz zaman 3 ay sonra bir MR kontrolü yaparız. Hı hı. Ondan sonra bir 6 ay sonra bir MR kontrolü yaparız. Onda da bir büyüme yoksa yılda bir kereyle her yıl bir çekimde o kontrol yapılır hastalarda. Evet, demin hattımızdan düşen izleyicimiz tekrar bağlanmış. Alo. Alo, herkes dinliyorum. Merhaba, günaydın Abbas Bey. Televizyonunuzun sesini kapatabilir misiniz? Telefonum mu? Evet, alo. Evet, dinliyorum ben. Evet, sorunuzu alalım lütfen. Şimdi ben bayılma şeyi var. Beyin bu damarları şeyi kaldırmıyor yani. Sinirleri şeyini kaldırmayınca ben bayılıyorum. Evet. Kulaklarım çiğniyor böyle. İlaç içiyorum. Evet, bayılma nedeninizi mi soruyorsunuz? Yani sık sık mı bayılıyorsunuz? Evet. İkide yani. Üç ay böyle gelin dişim kitler diye böyle. Peki Abbas, değil mi? Abbas Bey mi? Evet Abbas Bey hocam. Abbas Bey. Efendim, kaç yaşındasınız? 35 yaşındayım efendim. 35 ya, bayağı gençtiniz ya. Çünkü bu genellikle hani damarlarda bazen yaşlılarda biz görürüz bunu. Yeterli beslenme olmadığı zaman, damarlar yeterli dolaşımı yapmadığı zaman beyin kansız kalır ve bu tip bayılmalar ortaya çıkabilir. Ama sizin yaşınız bayağı genç. 35 yaş bu yaşta. Evet hocam, öyle. MR çektirmiş galiba. MR çekildi mi? MR çekilmedi hocam.
Çekilmedi. Peki sigara içiyor muyuz? Efendim, ilaç gidiyorum şu anda. Sigara içiyor muyuz? Evet efendim, yüzüyorum, ilaç yüzüyorum. Sigara içiyor musunuz Abbas Bey? Sigara da içiyorum efendim. Bir paketi geçiyor mu? Evet. İşte şimdi sigaranın da bazen bunu yan etkileri olabilir. Şimdi, nikotin genellikle nikotin beyin damarlarına yeterli kanın gitmesini engeller. Yani vazospazm dediğimiz daraltır damarları. Dolayısıyla böyle durumlarda da bayılma nöbetleri ortaya çıkabilir. Ama hocam, doktora gittim, ben doktorum da aynı böyle söyledi. Dedi ki bana, o zaman ilk yakalamadı beni. O zaman çok acayip oldum yani, affedersin, kaçırmışım haftada. İlk yakalamadı, dedi ki bu sigarayı bırakacağım bana dedi. Duyamadınız değil mi Duyamadım hocam? Duyamadım ama sigarayı bırakacaksınız. Evet. Tamam, sigarayı bırakmanız gerekiyor. Ama ben bırakamadım. İşte sigarayı bırakmanız lazım. Bu önemli. Çünkü yaşınız genç. Beyin damarlarında yeterli beslenme olmazsa bu da bayılma nöbetlerini ortaya çıkarabilir. Ama gene de bir MR çektirmenizde yarar var derim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tamam. İzmir'e çok sevgiler. Geçmiş olsun Abbas Bey. Sağ olun. İyi yayınlar, iyi günler. Sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın. Peki hocam. Teşhiste bilgisayarlı tomografi dışında bir de manyetik rezonans var. Şimdi magnetik rezonans MR'ın MR yani. Aynı şey değil mi? MR yani onun baş harflerinden MR diye kısaltılmış olarak söylüyoruz. tabii MR'ın çıkması, MR yani magnetik rezonansın ortaya çıkması bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü 3 boyutlu gösteriyor. Tomografi eskiden sadece tek boyut gösteriyordu. Dolayısıyla tümörün nerede yerleştiğini, hangi bölgede daha hassas olduğunu bunları çok daha net olarak görebiliyoruz. Hem ameliyatlarımızı kolaylaştırıyor hem de hastaların takibini bizlere kolaylaştırıyor. Çünkü tümör ne kadar büyümüş yani ameliyat sonrası yeniden oluşmuş mu oluşmamış mı bunları takip açısından da bize çok yararlı bilgiler veriyor tabii ki. Evet. Peki kemoterapiye nasıl karar veriyorsunuz hocam? Radyoterapi veya kemoterapiye nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi radyoterapi genellikle kötü huylu tümörlerde. Ne dedik işte bu glioblastom multiforme diyoruz biz. En kötüsü bu. Çünkü evrelerle ayırıyoruz bu. Kaç evre mesela? 4 evre olarak kabul ediyoruz. Birinci, ikinci evre genellikle iyi huylu oluyor. Kanser gibi. Bunlara pek radyoterapi yapmayabiliyoruz. Ama üçüncü ve dördüncü evreler biraz giderek daha kötüleşiyor. Dolayısıyla bu hastalara mutlak surette radyoterapi uygulamamız gerekiyor. Radyoterapi sonrasında evre 4'te ise bunu aynı zamanda eş zamanlı diyoruz biz buna. Kemoterapi de uyguluyoruz. İlaç tedavisi. Bu ilaç tedavilerinin ortaya çıkmasıyla hastalarda yaşam süresinin biraz daha arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konularda büyük çalışmalar var ama bakalım nereye gideceğiz. Peki kemoterapi demişken aslında beyin kanserini de konuşmak istiyorum hocam. Evet. Beyin kanseri ile beyin tümörü aynı şey mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz evvel evre 4 ayrıldık. İşte evre 4 beyin kanseri oluyor. Bu gerçekten en son yani en kötü bir tümör. Beyin kanseri. Maalesef buna biz beyin cerrahları olarak tam bir çözüm bulamadık. İşte ameliyatları yapıyoruz, tekrar yapıyoruz. En son bir tedavide beyin kanseriyle ilgili yenilik oldu. Evet, o yenilikler büyük bir çalışmalar var. Özellikle moleküler seviyede. Evet. İşte genetik seviyesinde yapılan araştırmalarla beyin kanserine karşı işte yeni antikorlar bulup yani o kanser hücrelerine karşı savaşan hücreler bulup onları kan yoluyla verip o kötü hücreleri sonlandırmak, ortadan kaldırmak amacını güdüyor. Büyük bir çalışmalar var bu konuda dünyada. Evet. Tahmin ediyorum başarıya ulaşacak gibi geliyor bana. Yani. Şu an hangi seviyede? Biraz sanki başarıya ulaşma yolunda ilerliyor. Evet. Bu konuda da bir Türk doktor arkadaşımızın da Amerika'da çalışmaları var. Araştırmaları var. İşte bu araştırmalarla bu tümörlere yaklaşım yani tedavi edici yönden çok büyük gelişmeler var. Tabii bunda hepimizin yani bütün beyin cerrahların çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü onun araştırmalarında bazı Türkiye'den bir takım beyin tümörlü hastalardan alınan dokular da gitti oraya. Dolayısıyla bütün beyin cerrahlarının yaptıkları ameliyatları, o dokuları hiç olmazsa oralara gönderip onlardaki yapılacak araştırmalar
antikorlar geliştirmesi açısından önemli bir yol diye düşünüyorum ben. Peki beyin kanaması geçiren bir kişide nasıl etkileri olabilir beyin tümörünün? Şimdi beyin kanamasıyla tabii çok farklı şeyler. Ama bazı durumlarda beyin tümörlerinde aşırı damarlanmalar oluyor. Çok besliyorlar çünkü bazı damarlar onları, evet. Patolojik damarlar. Evet. Dolayısıyla bu damarların kanaması ortaya çıkabiliyor ve tümör içerisinde ciddi bir kanamalar oluyor. Hatta bazen hastalarda bunu kötüleştirebiliyor tabloyu. Tabii bunun da yapılacak iş o kanamayı ameliyatla ortadan kaldırmak, hastayı rahatlatmak. Pıhtı. Değil mi? Pıhtı kanama olarak. Derken tabii, o patının durdurulması. Ameliyatla alınması lazım ki bası ortadan kalksın. Yani şekilde. Peki genelde beyin tümörü genetik bir olay mıdır? Şimdi tabii gen şeyleri yapılıyor bugün. Gendeki ilerlemeler tümörün genetik bir yapısının olduğunu gösteriyor. Özellikle 10. ve 17. kromozomlardaki bozukluklar, zaten onunla ilgili bir takım araştırmalar yapılıyor. O kromozomları nasıl düzeltebiliriz ilaçlarla, yani doğumdan itibaren anne karnında tespit edip, o kromozom anomalileri tespit edip, onları düzeltmek o ilaçlarla veyahut da o çıkacak, daha sonra çıkacak tümörleri yok etmeye yönelik genetik araştırmalar yapılıyor. İşte bu önemli bir konu tabii ki. Bu özellikle Türk doktorunun yaptığı, arkadaşımız yaptığı da bir araştırmanın orijini bir, oluyor. Kanıtı. Evet. Çok fazla çünkü hastalıkların genelde hep olma nedeni genetik faktörler. Tabii, hep tabii. Genetik hastalıklar tabii. Maalesef. Tabii yani o genetik hastalıklar ve bir de çevresel faktörler de tabii, etkiliyor. Tabii o da var. O da etkiliyor yani. Evet hocam doğru. Yiyeceklerden tutun yani çevre, hava kirliliğine kadar. Evet. Bunlar da tabii ki etkiliyor yani tümörün gelişmesinde. Kesinlikle. Peki az önce arayan beyefendi sigara içiyor musunuz diye sordunuz. Evet. Sigara içmemek gerekiyor kesinlikle değil mi? Onun üzerinde de biraz konuşalım. Neden tabii. İçmemek gerekiyor? Sigara, ne yapıyor içildiği zaman etki tabii. olarak? Sigara özellikle dediğim gibi nikotin vazokonstriksiyon dediğimiz damarlarda daralma yapıyor. Özellikle beyin damarlarında. Dolayısıyla yeterli kanlanma olmadığı için hastalarda hem böyle bayılma nöbetleri ortaya çıkabiliyor. Bazen damar cidarını bozuyor, anerizma dediğimiz baloncuklara yol açıyor ve kanamalara neden oluyor. Bazı durumlarda da bu tümördeki yani genetik yapıyı bozarak tümöre de yol açabiliyor. Dolayısıyla sigara hakikaten beyin açısından, kalp açısı ayrı zaten, evet. Beyin açısından da çok büyük zararı olan bir madde diye düşünüyorum. Evet, evet kesinlikle. Her türlü hastalığa tabii, zararlı tabii, ama bunu da tabii açıklamamız gerekiyor neden tabii, zararlı. Hani. Tabii. Nedeni nedir? Evet. Peki kalp demişken hocam, kalp rahatsızlığı olan kişilerde beyin tümörü rastlanıldığında tedavide farklı bir yol izliyor musunuz? Şimdi tabii özellikle kalp hastalığı olan hastaların ameliyata, çünkü bizim ameliyatlarımız uzun süren bir ameliyat. Çok uzun tabii. Buna dayanabilecek mi, dayanmayacak mı? Bununla ilgili tabii kardiyolog arkadaşlarla genel koordineli olarak hastayı hazırlıyoruz ameliyata. Dolayısıyla onlar izin verdikten sonra da o ameliyata başlıyoruz. Genellikle yaptıkları işlerde o kalp rahatsızlığını geçirici ilaçlarla bir süre takip ediyorlar. Ondan sonra da özellikle tansiyon yönünden, işte damarsal yönünden hastanın iyi olduğunu söyledikleri zaman da biz ameliyata alabiliyoruz. Evet. Peki felç dediniz bir de hocam. Felçle beyin tümörünün nasıl bir ilişkisi var? Şimdi dediğim gibi yerleştiği yere göre değişiyor. Bütün beyin dokusundaki motor korteks dediğimiz özellikle hareket merkezi beyinde o merkezden bütün hareketlerimiz yapılabiliyor. Dolayısıyla sağ tarafa yerleşmiş bir tümör soldaki hareketleri koordine ediyor. Sol tarafta eğer hareketsizlik başlıyorsa orada muhakkak bir beyinde tümörün yapmış olduğu bir sekele bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla felç ortaya çıkabiliyor. Tedavi edilmezse zaten tümör alınmadığı takdirde o felç yerleşebiliyor. Dolayısıyla da o da bir bulgu oluyor bizim için yani. Bazen felç olan felç başlangıcı olduğu zaman hareket zafiyet, kuvvetsizlik uyuşma zaman, oluyor mu? Uyuşmayla başlıyor zaten. Hafif hareketlerde biraz yavaşlamalar olur. Eğer devam ederse tabii alınmazsa o tümör tam olarak felç yerleşir. Hasta yatağa bağımlı kalabilir. O bakımdan Allah korusun. O tümörlerde de erken davranmanın hastanın sağlıklı yaşamasına etkili olduğu için evet. de erken yakalamanın önemi var. Evet, bir izleyicimiz hattımızdaymış tamam. sevgili hocam. Tamam. Evet, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Alo. Alo. Merhaba Antalya'ya sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler.
buyurun. Ben biraz heyecan yaptım, kusura bakmayın. Yok yok, biz şu an fark etmedik heyecanınızı henüz. Ben de hala heyecanlanıyorum, normaldir. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktır. Tabii, buyurun. Buyurun, buyurun. Ben beyin ameliyatı geçirdim, meninjiyom vardı. Bayağı da büyük bir tümörümdü, 24 saat bir ameliyatım sürdü. Evet. Gramelayt gördüm. Çünkü şah damarın altında kaldı birazcık. Tamam. Şimdi ben sizi izliyorum ve sigara içiyorum. Kötü yapıyorum herhalde. Maalesef. Ve korkuyorum tabii ki tekrarlamaması için ama her sene kontrollerimi yapıyorum. Şimdi nasıl, durumunuz nasıl? Baş ağrınız var mı? Hareketleriniz rahat mı? Yok, zaten hiç baş ağrım olmadı hocam. Olmadı. Ben sürekli ayağımdan rahatsızdım. Ayağım ağrıyor diye. Sonra psikiyatra gittim. Psikiyatr bana tavsiye etti, dedi bir MR çektirin. Bir gittim, portakal büyüklüğünde tümörüm vardı. İşte şimdi biraz önce bahsettim. Hakikaten dediğim gibi iyi huylu tümörler bazen hiçbir belirti vermeyebiliyor. Yavaş yavaş büyüdüğü için onu beyin dokusu tolere ediyor. Başka merkezlere, merkezlere aktarıp sizde hiçbir şikayeti olmadan da bazen tesadüfen böyle MR çekip yakaladığımız, tabii o zaman da çok büyük oluyor. Portakal büyüklüğünde veya daha da büyük olabiliyor. O evet, tip tümörlerde, ameliyatım 24 saat sürmüştü benim. Evet, o tip tümörlerde ameliyatta çok şükür hiçbir hareketlerimde kısıtlama yok. Çok iyi, çok ama iyi. Ama tabii ki kontrollere gidiyorum her sene. Kaç sene oldu ameliyat? Gördüm. Kaç? Beşinci yılda. Beşinci yıl, çok güzel. Beşinci yıldan sonra büyümesi biraz daha azalabilir. Önemli olan ilk 5 yıldır bizim için. Bundan sonra tabii kontrollere gidiyorum. Devam etmeniz onlar gerekecek. Onlar benden gizliyor diye korkuyorum. Hep gizli gizli soruyorum, bir şey var mı? Ama çok şükür iyiyim. Tamam. Gamma knife yalnızca takıntılar oluştu. Normal midir o beyin ameliyatı? Olur tabii. Tabii özellikle ilk bir yıl bazen hastalarda o sıkıntılar devam edebilir. Ama bir yıl sonra herhangi bir problem kalmayabilir. Çünkü beyin dokusu da o yapılan ameliyat büyük bir ameliyat. Bir takım şikayetler devam edebiliyor hastalarda ama bir yıl sonra herhangi bir problem kalmadan yaşantınıza devam edebiliyorsunuz. Çok geçmiş olsun. Siz şey söylediniz, aile annemde de aynı tümör olduğu için bir söylemek istedim. Ya olabiliyor. Bazen özellikle meninjiyomlarda bazen böyle genetik... Meninjiyomdur, evet. Meninjiyom iyi huylu tümörler ama ailesel geçmişte de olabiliyor bunlar. Evet, çok geçmiş olsun. Ben i̇yi günler. Teşekkür ediyorum. Çok iyi sağ olun. Günler. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Evet, bir izleyicimiz daha varmış hattımızda sevgili hocam. Hemen o izleyicimizi de alalım. Alo. Alo. Azize Hanım merhabalar. İyi günler. Merhabalar. İyi günler. Buyurun. İyi günler hocam. İyi günler. Hocam benim hocama bir sorum olacaktı. Tabii buyurun. Eşimde şiddetli. Televizyonunuzun sesini kapatabilir misiniz Azize Hanımcığım? Evet, kapattım. Tamam. Eşimin şiddetli baş ağrısı oluyor hocam. Tamam. Yani o epeyden yani çoktan var. Ama işte gitti şimdi doktora, bir yıldır doktora gidiyoruz. Doktora gittik, beyin tümörü dediler önceleri. Gittik, çektirdik, MR falan çektirdik, yağlı MR falan. Ondan sonra Behçet hastalığı dediler. Başta Behçet hastalığı. O da çıkmadı. Ama başında beyin sapında küçük bir fasulye tanesi kadar varmış. Ne olduğunu bulamıyorlar. Sizin acaba sizden hocam aydınlatırsanız teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Hocam duyabildiniz değil mi? Şimdi baş ağrısı şikayetleriyle gidiyorsun doktora ama şimdi bazen dediğim gibi MR'da herhangi bir şey bulunmayabilir. Ama beyin sapında ufak bir şey görüldü diyorsun. Gerçi o şiddetli baş ağrısı yapmaz çoğunlukla. Bu baş ağrıları bazen işte üzüntü, sıkıntı, yorgunluk bir takım bulgularla da ortaya çıkabilir. Gene sigara içiyorsa sigaranın da yapmış olduğu bir yan etkidir bu. Ama MR'da genelde anladığım kadarıyla araştırmalarda herhangi bir şey çıkmamış. Dediğim gibi o beyin sapındaki noktasal değişikliklerde bir baş ağrısı yapacağını tahmin etmiyorum. Yapmaz genellikle. Dolayısıyla ağrı kesicilerle bunu idare edeceksiniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam takıntı dediniz. Nasıl bir takıntı durumları olabilir ameliyat sonrasında kişide?
Şimdi şöyle oluyor, beyin dokusu hakikaten çok hassas bir şey. Evet, bulgu. Tabii. Yani hassas bir şey. Evet. Bazen hastalar onları hep şey yapıyor, kuruyorlar kendi kafalarında. Dolayısıyla bu bir yıllık zaman içerisinde hastalar kendilerini ancak toparlıyorlar. Özellikle büyük ameliyatlarda. Dolayısıyla bu ameliyatlarda ben hep hastalara söylerim, büyük geçiren ameliyatlarda ufak tefek bazı şikayetlerle hep gelirler. Ama bunlar çok önemli değildir. Hatta bazı aile yakınları der ki, işte huy değişikliği oldu der. Onlar kalp gibi, kalp ameliyatlarında evet, da huy değişikliği evet, genellikle işte olabiliyor. Olabiliyor. Ama bunlar genellikle bir yıl sonra hastalarda genellikle beyin dokusu toparlıyor ve herhangi bir problem olmadan yaşamaya yani devam ediyor. Yani önemli o zaman süreç ameliyat sonrasında bir yıl. Tabii. Bir yıl sonra kişi tabii, kendini genellikle düzeliyor. Toparlıyor. Evet, evet. Peki hocam kemoterapi tedavisi yapıldığı zaman kötü huylu tümörlerde nasıl bir etkisi olabiliyor vücuda kemoterapinin? Ya kemoterapi tabii ki yani çok zor. Zor tabii ki. Tümör hücrelerini öldürdüğü gibi aynı zamanda normal hücreleri de harap edebiliyor. Dolayısıyla hastalarda bir takım işte saç dökülmelerinden tutun halsizlik, vücutta bir takım değişiklikler. Kilo kaybı da oluyor değil mi? Kilo kaybı yani bunları yapabiliyor. Ama genellikle hastalar yani bir süre sonra zaten kemoterapiden sonra da toparlayıp normal yaşantılarına devam edebiliyorlar. Peki tekrar nüksetme durumu söz konusu olabilir mi? Neye göre nüksediyor işte yani? İşte büyük dediğim gibi beyin kanserleri dediğimiz evre 4'teki hastalarda genellikle bir yıl içerisinde tekrar edebiliyor. Ve bunu ne kadar iyi temizlersek temizleyelim, ameliyatı iyi olursa olsun. İşte kemoterapi, radyoterapi de zaten aldığı zaman. Evet. Ancak zamanı uzatabiliyoruz. Bunun dışında tekrarlayabiliyor hastalar. Bu tekrar esnasında tabii ki yeniden ameliyat gerekebiliyor bazı durumlarda. Ve onu da temizleyip tekrar ışın tedavisi, radyo kemoterapiye devam ediyorlar. Ve bazı hastalar bir süre yani 5 yıllık bir süreyi doldurabiliyor yani nadir de olsa. Ama iyi bir tedavi. Bunun dışında tabii şeyi de önemli, hastalarda çok önemli. Bağışıklık sisteminin çok güçlü olması lazım. Yani ben genellikle hastalara, bu tip büyük ameliyat geçiren hastalara hastalığını söylemenin taraftarı diyelim. Çünkü hastalar bunu duydukları zaman direkt yıkılıyorlar. Moralleri çöküyor. Moralleri gidiyor. O moralle beraber de hızlı bir sürece giriyor. Yani kötüleşme sürecine giriyor. Dolayısıyla aile yakınlarını da ben onu özellikle tembih ederim. Yani hastaya kötü huylu olduğunu söylemeyin. Yani bu kaliteli bir yaşamı ne kadar devam ettiriyorsa devam ettirsin. Ama kötü bir şey söylediğiniz zaman bu hastalara süratle bozulmaya gidiyor. Tabii. Dolayısıyla bu da bağışıklık sistemi bozuyor. Çöküyor. Hasta çökmüş oluyor. Evet. Bir izleyicimiz varmış hattımızda tamam. Hocam. Sonra da izleyicimiz sonrasında veda edeceğim tamam. Size sevgili hocam. Alo. Alo, iyi günler. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz Feriha Hoş Hanım. Bulduk. İyi buyurun. Yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Doktor Bey'e bir sorum olacaktı benim. Tabii, buyurun. Benim oğlum var 11 yaşında Doktor Bey. Evet. Tesadüfen bir düşme sonucu Fuchs sendromu, kalsiyum çökmesi beyinde teşhisi kondu. Herhangi bir rahatsızlığı yok. Tesadüfen öğrendik. Doktor bütün teşhisleri yaptı. Herhangi bir hastalığın sebep olmadığını söyledi ama genetik de olabileceğini söyledi. Bunun bir tedavisi var mıdır? Bir diyeti var mıdır? Ben onu merak ediyorum. Yani bu tamamen konjenital, yani doğuştan olan bir anomali. Dolayısıyla bu eğer herhangi bir şekilde bir çocukta bir problem çıkmadıysa bunun bende takibi en uygunu. Bunu genellikle çocuk doktorları takibini yapıyor. Dolayısıyla o takipte kalması uygun. Zaman zaman MR tetkikleriyle kontrol, büyüme var mı yok mu onu takip etmekte yarar var. İlaçı için ne tür bir rahatsızlığa, ne tür bir sıkıntıya sebep olabilir? Ben onu merak ediyorum. Şimdi yerleştiği yere göre tabii değişebilir bu birikim. Yani bazen çocukta depresyona da neden olabilir bu yerleşim yerine göre. Bazen evet. Baş ağrıları yapabilir. Onlara dikkat etmek lazım. Ama dediğim gibi böyle bir olay yoksa genellikle iyi huylu bir şey. Dolayısıyla takipte yarar var. Bu beyinde herhangi bir sıkıntıya, unutkanlığa veya başka bir öğrenme güçlüğüne sebep olabilir mi? Yani öyle bir şey zannetmiyorum. Baştan yoksa bu bulgular
öyle bir şeyi ortaya çıkarmaz. Peki çok teşekkür ediyoruz Feriha Hanım. Ben teşekkür ederim. Geçmiş çok teşekkür olsun. Ederim. İyi günler. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Oldu, ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ ol, güzel bilgilerinize sağlık. Sağ ol, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, olun. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra herbalist Leyla Hülya Leyla Çabuk hanımefendi bizlerle olacak, bitkisel tedavi yöntemlerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Tekrar hoş geldiniz sevgili seyirciler. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, öncelikle şimdi konumuz bitkisel tedavi yöntemleri. Öncelikle sizden biraz bahsetmek istiyorum ben. Kendinizi biraz tanımlar mısınız lütfen? Nasıl başladınız bitkisel tedaviye? Daha doğrusu herbalistliğe nasıl başladın demek lazım. Evet. Şimdi efendim, bitki bilimi ailemden geliyor. Bitki bilimi ailemden geldiği için ben buna katkı olarak... Evet. Evet, buyurun. Ben buna katkı olarak bugün çağa uygun şekilde uygulayabiliyorum. Bu benim ailemin 360 senedir yaptığı bir şey. Ben tedirgin oluyorum. Evet. Evet, peki günümüzde bitkisel tedaviler gerek ülkemizde gerekse dünyada ne aşamada acaba Hülya Hanımcığım? Dünyada bitkisel tedaviler çok önde. Yani sentetik tedaviler sadece bizler gibi geri kalmış ülkelerde var. Siz mesela dışarı çıktığınız zaman görüyorsunuz, ben mesela çok gezerim bu konuda. 5 sene bir kere Konarap'la gezdim. Evet. Yani bitkiyi bitkiyle dayandırma amacından. Orada insanlar doğaya daha çok önem veriyor. Doğal olan daha çok önem veriyor. Sentetik olan ilaçlarda üstünde de yazıyor zaten. Bir tane sorunu gideriyor, 5 tane sorunu yok ediyor. Yani şöyle ki, bir sorunu giderdiği zaman öbür sorun daha fazla. Zararları çok, yan etkileri çok. Bunları görüyorum. Evet. Bunları gördüğüm için ben mesela 68 yıldır çalışıyorum. Bayağı da uzun yıllardır bu sektördesiniz. Tebrik ediyorum. Uzun yıllardır bu yolda bunu yapmak için. Evet. Şöyle bir şey, bilgi birikimin çok önemli. Tabii ki. Bu benim dediğim gibi ailemden gelen bir birikim olduğu için insanın bitkiyi tanımak için bir ömür verirsin. Evet. Denek bir ömür ister. Doğru söylüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı benden istediği zaman bunu 360 senesine kadar gidebildim. Ben 69 yıldır çalışıyorum. Maşallah. Ama beni insanlar, yaptığım işin dürüstlüğü, bana ulaşan insanlara verdiğim şifa beni bugün marka yapmıştır. Ne kadar güzel, bravo. Ama gerçekten. Ama bunu güzel, çünkü çok özveri veriyorsun. Evet. Türkiye gibi bir yerde bunu başarmak çok zor. Tabii ki zor, haklısınız. Şöyle ki, ben her zaman her yerde de derim, insanlar önce tıpa gitsin, doktora gitsin, en son bana gelsin. Evet, çare bulamayan gelsin. Çare bulamayan gelsin. Evet. Çare bulan gitsin, ben zaten onu söylüyorum. Zaten alternatif tıp çok fazla ilerledi. Şimdi ülkemizde alternatif tıp çok fazla ilerledi de, yalnız şöyle bir şey var. Sapla saman karıştı diyorum ben kendi tabirimle. Çünkü tıbbı bilen de bitkiyi bilen de ben bitkiciyim dedi, bilmeyen de ben bitkiciyim dedi. Ne oluyor bu sefer? Bitkicilere bir sınırlama getirdiler. Genelleme yapıldı. Evet, bazı veriler getirdiniz. Ben size şöyle bir şey göstereceğim. Evet. Şu çocuk kaç yaşında? Kaç yaşında? Buyurun. Kaç yaşında? Yani tahminen 17-18 diyebilir miyiz? 21 yaşında. 21 yaşında. 21 yaşındaki çocuğun başında saç var mı? Yok. Aşağıdaki saça bak. Bunu siz mi sağladınız? Bravo. Hanımefendi, ben bunu sağlamasam burada konuşamam. Evet, haklısınız. Burada konuşmak mümkün değil. Doğru. Bu bir şey değil. Size şöyle bir şey göstereyim. Bu daha da başkasını göstereceğim. Siz mi sağladınız dediğiniz zaman... Onu prosedür olarak sormak zorundayım Hülya Hanımcığım. Şimdi haklısın. Evet. Ben size ondan yana hak veriyorum. Evet. Şimdi insan yaptığı işi konuşur. Yapmadığı tabii işte ki, bu kadar başarılı olamazsın. Evet. Bana gelen çocuklar, şimdi hanımın bir tanesine bak.
Bu saç. Oo, çok fena. Bu bana geldi. Evet. Bu arka görümü. Tekrar arkayı görüyorsun. Bravo. Böyle. Peki bu işlemi ne kadar süreçte yapabildiniz Hülya Hanımcığım? Şimdi hanımefendi, bunun işleminden daha öte, bunda ne rahatsızlığı var acaba? Hı hı. Evet, ne rahatsızlığı var? Bu liken. Leke, ne? Liken, liken. Liken. Like. Bunu tıpta çok az bilirler, liken. Evet, yani, hiç duymadım ben mesela. Siz duyamazsınız, siz çok gençsiniz. Duymanız için bunu çok yaş almanız lazım. Evet. Bunlar bitkinin yaptığı bir mucizedir. Hı hı. Şuradan şunu göstereyim size. Bu da yüz kısmı. Bu da aynı hastalık değil aynı mi? Aynı insan, aynı neden insan. Oluyor peki? Nedeni nedir bu hastalık? Bu çocukluktaki geçirdiği hastalıktan, geçirdiği hastalıktan, evet, ateşli hastalıktan şu lefler iltihaplanıyor. Zamanla belli bir yaşa geldiği zaman deri kayboluyor, alttaki doku kayboluyor. Doku kaybolduğu zaman üstteki deri kalıyor, saç gidiyor, kemikle deri kalır. Bir daha ömrüne saç gelmez. O bittikten sonra yüzüne gözüne gelir bu hastalık. Evet. Başka yerlere de sıçrıyor. Bu 3 sene kaldı bende. 3 sene sonra o gördüğünüz hal oldu. Şimdi efendim. Mucizevi bir mucizevi yöntem. Gerçekten bunların mucize. Hangisini göstersem ona şey yapıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şey. Buraya bak. Evet, bu da gerçekten bayağı bu insan geliyor. Bir fark var. Buyurun. Al. Evet. Muhteşem. Peki bunlar, bu kişiler süreklilik halinde bu tedavi yöntemini uyguluyorlar mı, yoksa bir kereye mahsus mu? Yani seans halinde mi oluyor? Şimdi nasıl oluyor Hülya Hanım? Bana gelen insan, bana ulaşan insan kronik insan ulaşıyor bana. Mesela şu insan bana ulaşmasın. Şu iki insan. Bu benim ismimi yazdığın zaman, Hülya Leyla dediğin zaman nerede olsa benim de ürüne ulaşırsın. Bunu alsın. Evet. Kendi evde uygulasın. İçinde prospektörü var. Hı hı. Bunlar dededen toruna geçen saç dökülme. Bunlar böyle. Şimdi %90'ı bu şekilde geliyor. Hı 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 hı. Bana gelen insan egzama, sedef, saç kıran, vitiligo, liken. Peki sivilce gibi... Onlara sonra geleceğim. Hı hı. Onlara şimdi da uygulamanız var değil mi? Hayır. Bu şimdi saçtan konuşuyoruz. Hı hı, evet. Saç olarak bana ulaşan insan kronik insan ulaşıyor. Öbür türlüsünü, ben bu ürünü bütün eczanelere veriyorum. Hı hı. Eczanede satılıyor. Eczanelere veriyorum derken depolara veriyorum. Hı hı hı. Depolar A'da olmaz, B'de, B'de olmaz, Z'de. İstesin eczaneler depolardan bulurlar. Hı hı hı. Yani şu insan, bu erkeksi dökülme dersin değil mi? Şunu evet, gördüğün zaman. Evet. Bu erkeksi dökülme. Hı hı. Bu insanın bana gelmeye lüzum yok. Sizin huzurunuza söyleyeyim. İki sene başına koysun, iki sene sonra benden çok saç olur. Muhteşem. Peki bu kremle mi oluyor, yoksa bir hayır, nasıl onu anlatacağım. Bir şey, jel mi sürüyorsunuz? Ha, bak şimdi. Vaktimiz buradaki kısıtlı ilk da biraz Hülya Hanımcığım. İlk gördüğün dikenin başlangıcı. Muhteşem. İlk gördüğün başlangıcı. Mucize gerçekten, evet. Yani diyeceğim şu ki kremle değil. Nasıl bitki bir şey? Bitki lapası. Bitki lapası. Bitki lapası. Hı hı. Zaten internete girdiğin zaman nasıl yapıldığını, nasıl ettiğini hepsini göreceksin. Kendileri mi hazırlıyor kişiler? Yani hazır bir krem tüp değil mi sizin ürününüz? Krem tüp değil. Siz yani şey, bitkiyle şeyi karıştırdınız yani. Normal kremleri karıştırdınız. Veyahut da saç boyası zannederek söylüyorsun. Hayır. Hayır, hayır, ben bunu söylüyorum ki izleyicilerimiz lapa bilsinler. Tabii. Diye ben size ayrıntılı soruyorum. İzleyicilerin sormak istediğini soruyorsun. Onu kabul ediyorum. Evet. Lapa. Hı hı. Haftada bir kere başına koyacak. Zaten aldığı zaman o setin içinde lapa vardır. Hı hı. Onu haftada bir kere koyuyorsun. Evet. Saçı dökülen, sizin gibi genç olan insan 4 kere koysun, dökülen saçını size göndersin. 4 sefer. Ama şu şekilde olan insan. Evet. Bu şekilde olan insan, şu insan 24 ay kor. Evet, evet. Bu insanın başından sıvı gelir. Yani şimdi saça kesinlikle mucizevi bir çözümü var bitki dermanı. Peki bitki bunun yanı sıra... Mucizevi bir çözümü var da kellik diye bir şey olmaz. Kellik kesinlikle olmuyor. Tamam. Kesinlikle. Saçta yani böyle bir sadece sonucu dökülürken, var. Dökülürken peki gelsin yetişir. Evet. Peki şimdi cilt konusunda ne diyebiliriz? Cilt konusunda diyeceğim. Hülya Hanımcığım. Çünkü şu vaktimiz kısıtlı. Hepsini keşke doya doya dinlesek ama vaktimiz kısıtlı. Şimdi iyi güzel de vaktimiz kısıtlı da bunları evet, burada siz insanların gözü kulağısın. Bu cilt. Tabii tabii. Cilt oo, nasıl? Evet, bayağı problem. Bu cilt nasıl? Şimdi böyle mi oldu? Muhteşem. Ellerinize sağlık. Bravo.
Zaten her gördüğün size yeni bir dünya açacak. Evet. Her gördüğün. Bu yani insan bu ömrünün lekeli ve sivilceli bir yüz değil mi? Lekeli ve sivilceli ve iltihaplı bir yüz. Evet. Bu ömrünün sonuna kadar sivilce olursa size telefon etsin. Muhteşem. Bu kadar da garanti veriyorsunuz. Ama zaten muhteşem. Bir insan 68 yıl çalışır mı hanımefendi? Maşallah, evet. 68 yıl çalışan bir insanın yaptığı iş ne kadar güzel ki insanlar onu marka etti. Niye etti? Siz güzel şeyi şimdi kulaktan kulağa duyuyorsun. Önceleri insanlar inanamıyordu. Hı-hı. Çocuk bu kaç yaşında? Ha, bu insanların muhteşem psikolojisini düşün bir de. Evet, evet, evet. Nasıl oluyor? Ama şu saydığım egzama, sedef, saç kıran, vitrikoliken bunlar akar. Hani akma nasıldır dediğin zaman sivilceyi sıkarsın. Evet. Sıktığın zaman içi boşalır. Sonra arkasından zamp gibi, başka yere. Zamp gibi bir su gelir sonra. Kulağın arkasından bir su gelir. O saydığım rahatsızlıklar için. Onların ben sedefi falan ne olduğunu bilmem. Sadece başım kepekleniyor diye gelir. Bu başı kepeklenen insan, egzaması olan insan, saç kırası olan, vitilikosu olan insan, dikeni olan insan. Bu beş insanda kulak arkasından sıvı gelir. O sıvı da nedir biliyor musun? Nedir? Bu rahatsızlığı yapan, sizde bende yok da onun ailesinde, geçmiş ailesinde cilt sorunu olduğu için evet. O sorundan bir daha ömrünün sonuna kadar gelecek neslinde de olmaz. Süper. Onu dışarı atıyor. Hani o da gece atar, gündüz atmaz. Evet. Yani şimdi şöyle diyeyim size. Şu insan başına dört sefer koysun. En kolayı bu. Bilemedim 4 ay koysun. Yani hepimizin sadece saç dökülme değil. Saçın var, fön yapıyorsun, bakımını yapıyorsun, boyasını yapıyorsun, spreyini koyuyorsun, maşasını yapıyorsun. Siz ne diyorsunuz? O saç yıpranıyor. Tabii yıpranıyor. O ne kadar işlem görürse o kadar yıpranıyor. Yıpranmayan, saçım benim başımda evet. kalsın diyen insan ayda bir kere lapasını koysun bitkinin. Ayda bir kere lapasını koyduktan sonra zaten o insan ömrünün sonuna kadar saçı dökülmez. Benim saçım dökülür mü? Sizin saçlarınız maşallah muhteşem. Ama maşallah ama evet. Ben bu işin sırrını bilen insanım. Evet. Peki şimdi bu lapa dediğiniz tamamen sizin bitki derman ürünlerinizde var. İçinde. Zaten saç seti diye aldığın saç zaman seti. Bütün setin içinde var onlar. Peki izleyicilerimiz şimdi telefonlar geliyormuş rejiye soruyorlar. Nereden ulaşabilirler sizin ürünlerinize? Ben depolara veriyorum. Bütün eczanelerde bulabilirler. Sizin eczanede ismiyle bulabilirler. Benim ismimi verdiğin zaman internete gir. Hülya Leyla de karşıyan bütün sicilim çıkar. Peki şu anda kış mevsimindeyiz ve grip kaçınılmaz bir hastalık maalesef kış mevsiminde. O iç hastalık beni ilgilendirmiyor. Buna yönelik ben bitkisel sadece, bir çözüm hayır, var mı? Yok. Tamamen ben sadece görsele. Görsel. Mesela bana desen ki nasıl genç kalabilirim? Şimdi diyelim ki siz 20 evet. yaşındasınız. 20 mi gösteriyorum? Teşekkür ediyorum. 40 yaşında olduğunu düşün. Evet. Yine 40 yaşında 20 yaştan kalmak istemez misin? Çok isteriz. Tabii bütün affedersin. Kadınların en büyük isteği. Ha. Nasıl yapabiliriz bunu? Nasıl yapabilirsiniz? Evet. Bitkiden hiç krem kullandın mı? Öyle bitki kremi kullanmadım. Satıyorum diyenden değil. Yok, hiç kullanmadım. Siz hiç böyle 80 yaşında kadın eli gördün mü? Maşallah gerçekten. Gördüm. Bir kameraya yakın gösterelim ama, lütfen. Ama bir dakika. Evet. Siz maşallah. Siz bana şunu bravo söyleyin. Nasıl yaşlanmam ben? Onu söyle, onun cevabını peki yaşınızı veriyor sorsam bana kızar mısınız? Hayır. Kaç yaşındasınız? 80 yaşındayım. Maşallah. İnanmazsın maşallah değil mi? Gerçekten muhteşemsiniz. Ama ben cildi yaşlandırmamayı öğreniyorum. Evet. Cilde verdiğim sağlığı bana gelen insanları günün olsa da zamanın olsa da hizmet verdiğim insandan şurada doldursam. Ben sizi zaten yayın sonrası kitleyeceğim. Siz ha? merak etmeyin. Yayın sonrası yayın sonrası kitleyeceğim ama sizi. Ama bir tek insana değil. Benim hizmet verdiklerim konuşsa evet. herhalde Türkiye ayağa kalkar. Evet, ne kadar güzel işte programımızda sizi ama duysun izleyicilerimiz diye buradasınız. De, şimdi burada zamanın kısıtlı anlatamıyorsun. Tekrar inşallah şimdi gelirsiniz. Mesela bu gençliği yapan kremi söyleyeceğim. Krem bugün piyasadaki, dünyadaki ismi anti-aging. Evet. Ben bu anti-aging'i söyleyemedim bile 2 sene. Niye? Çünkü tamamen pazarlama tekniği mi yani? Hayır, pazarlama tekniği değil. Nedir yanlış benim olan sizce? Benim ailemden öğrendim. Yaşlılığı durduran bir kremdi. İstanbul'a 48'de geldiğim zaman mucize krem dediler verdiğim insanlara. Ne zaman ki beynelmiler oldu. Bunun şeyi de testi de
İtalya'da yapıldı. İtalyanlar ortaklık teklif etti. Siz bu firmanın kırışık sahibisiniz değil mi, evet, Hülya Hanımcığım? O kırışık, yüzündeki kırışığın ne olduğunu görürsün o kremi kullandığın zaman. Peki. Yaşlanmayı da unutursun. Evet, evet. Boynun yaşlanmaz, elin yaşlanmaz. Valla muhteşem. Yeter ki elde çok zordur yani. Elin estetik de cerrahi yönden çaresi şimdi çok az, yok hatta. Bütün insanların yüzüne bak, yüzü çok güzeldir. Eline bak, yaşını söylersin. Boyun ve elden belli oluyormuş. Biliyorum, kesinlikle. Biliyorum, evet, evet. Yani evet, bunun mucizesi bu. Peki burada bir şey yatıyor, daha sormak buyurun istiyorum. Ciltte gözenekler çok fazla açık olduğunda ne yapmak gerekiyor? Buna yönelik de bir ürününüz var mı? Cildin sıklaşması açısından gözenekleri. Sıklaşması için bitkiden hazırlanan bir tonik var. Tonik her yerde bulabilirsin. Evet, evet. Bitkiden hazırlanan bir tonik. Peki evde bunu kadınlar da hazırlayabilirler mi? Adresin ver, ben adresine göndereyim. Tamam. Bir ay sonra gözenek kalırsa beni bir daha alma buraya. Vallahi bravo, çok iddialısınız. Ama ben yaşayanım, konuşan değilim. Dikkat et. Ne kadar güzel. Bunu evet hazırlayan benim. Üreten benim. Vizyon burada. Toplayan benim. Konuşan benim, uygulayan benim. Evet. Bana evet bir doktor dedi ya, hiç konuşmadı, elin göster yeterdi. Çünkü doğru, eline hiçbir şey yapılmıyor. Evet, dedi. Elin çaresi yok. Kesinlikle ben, öyle. Ben insanlar bana saç için geldiği zaman ben buna... Saçım doğal bu arada, hayır, onu belirteyim. Hayır, sizinki doğal. Ben buna hizmet etmiyorum, bunu yanlış evet anlamayın. Evet. Saçın tarlasını bakıyorum ben. Temelini. Saçın tarlasına bakım yaptığın zaman ölünceye kadar istersen 150 yaşına gel, bu saç dökülmez. Yok öyle bir şey. Cildin kendisine... Yüzüne krem sürmeyle, pudra sürmeyle, ondan bundan kapatmaya çalışmıyorsun. Cildin temeline iniyorsun. Neden kolajeni oluyor o iniyorsun akne değil mi? Size anti-aging verdiğim zaman ve bana ulaşan insanlar özellikle gördükleri zaman elimi görmeye geliyorlar. Diyorlar, dedim ki onlara 15 gün sonra bana telefon edin derim. İnsanlar ürünü verir, geri getirdiği zaman sahip çıkmıyorlar. Ben evet de diyorum ki 15 gün sonra beni ara. Anti-aging'i size vereyim. Elin birine sür, birine sürme. Yüzüğünde sür. Sabahleyin yataktan kalktığın zaman böyle bak, hangisine sürdüğünü. Böyle bak. Tabii. Yani onu söyleyebiliyor musun? Onu İş orada bitiyor zaten. Neden ettin ya? İşiniz orada. Niye diyorum ki bana bunda, bana gelen insanlar kulaktan kulağa duyarak geliyor. Evet. Bana ulaşamayan, saçı dökülen Hülya Leyla desin. İnternete girsin. Bütün kropesinden. Anadolu'ya eğer eczanede bulamasa kargoyla kapısına gönderiyorum. Muhteşem. Önemli olan o kusun içindeki prosedürü uygulasın. Tamamen adı gibi bitkisel. Kesinlikle içinde hiçbir kimyasal madde bulunmuyor. Cilde çok iyi geliyor. Siz kimyasal madde zaten kimyagerler var. Onların yaptığı şeyler var. Onlar tabii sonuçlar için. Tabii sonuçlar için. Dayandı kimyasal madde koyuyor koymuyor. Size bir cilt bakımı yapılsa veyahut da ne bileyim bir başkasına cilt bakımı yapılsa. 3 cilt bakımından sonra botoks yaptırdım dersin. Gerçekten. İnanmıyorsan ya birini gönder. Yok inanıyorum. Hayır, birini i̇nanıyorum gönder o, yaşasın. Gay refleks ya, o denir ya, gerçekten mi? İnanmasan bir kere asla izleyicilerime saygısızlık yapıp da sizi zaten buraya zaten çıkartmam. Zaten böyle bir yerde olmasın. Tabii böyle inanıyorum size, inanmaz olur mu? Bir efendim şöyle bir şey var. İnsanlar ömrü billah görselinden uğraşmıştır. Evet, evet. Tüy olur, yaşlanan kadınlarda tüy olur yüzünde. Ona da var mı bir çözümünüz? Bunu nereden, o da çok nereden bunu yapıyorsun biliyor musun? Evet. Daha 6-7 yaşındayken sana bitki toplamayı öğretiyorlar. Şimdi temeli iniyorum. Bitki. Ondan sonra 7-8 yaşına geldiğin zaman ya tüylenmen oluyor ya sivilcen oluyor 10 yaşına geldiğin zaman. En evvelinde bedenini uyguluyorsun. Tüyünü uyguluyorsun. Sivilceni uyguluyorsun. Belli bir yaşta saçın dökülmeye başladığı zaman saçını uyguluyorsun. Ne oluyor bu? Bedeninden aldığın şeyler... İnsanlara veriyorum, şöyle şurası yaşlandığı zaman tüy oluyor. Cımbızdan alıyorlar, ağdayla alıyorlar, iplikle alıyorlar. Hanımefendi böyle buraya koysun, tüp yarı olduğu ne zaman size telefon etsin. Tüp yarı olduğu zaman özellikle size dönsünler, bana dönmesinler. Yani bu insan doğru konuşmuyor diye size dönsünler. Bana ne diyorlar biliyor musun? Leyla Hanım, buralarımıza sürebilir miyiz diyorlar. Çünkü bura çok güzel oluyor. Yan etkisi o. Yani bitkinin saç şeyde tüydeki yan etkisi nedir dediğin zaman cildi güzelleştirir. Bıyığına sürüyorsun, böyle burana sürüyorsun, tüy burada. Ondan sonra telefon ediyorlar, burnumla alnım farklı oldu, buraya da sürebilir miyiz peki diye. Size şunu da sormak isterim. Çünkü şu anda piyasada genelde bu kremler çok kullanılıyor. Yanlışsa da sizin izleyicilerimizi bilhassa uyarmanızı isterim. Renk açıcı kremler var.
Daha beyaz tenli görünmek için. Şimdi buna yönelik ne dersiniz? Renk açıcı kremlere şöyle bir şey söyleyeyim. O nedir biliyor musunuz? Siz makyaj yapıyorsunuz. Makyajı sildiğin zaman altın daha çıkıyor. Altın daha çıkıyor. Onu sürüyorsun, rengi kapatıyor. Evet. Koyuluğu kapatıyor. Yıkadığın zaman çıkıyor. Şimdi o görselde bunu yapıyor. Bana şöyle söyleyeyim, ben veya başkası. Birini gönder, lekeleri olsun, doğum lekesi olsun yüzünde. Güneş lekesi olsun. Bir de lazerden olan lekeler var. O insanı gönder, bana hemen çözümü var. Erkekler geliyor bana. Karaciğerden veda olan lekeler. Veda etmeniz gerekiyormuş tabii. Şu anda. Vaktimizi şu anda sarkıtmayalım. Erkekler geldiği zaman evet. Yazın, sarışınlar falan hep buraları çillenir. Evet. Leke olur. Ellerinde leke vardır. Çok kocaman, teşekkür kocaman. Ediyorum. Hülya Hanımcığım, gerçekten çok keyifli, güzel bilgiler verdiniz. Ben en kısa zamanda sizi tekrar ağırlayacağım programımda. Daha uzun ayrıntılı konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın diş estetiğini konuşacağız. Diş hekim Metin Şanap bizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.